Merhaba arkadaşlar. Kardeşim olmadığı için bugün annemle biz çekiyoruz. Onlar fizik tedaviye gittiler. Annem şu an pilav üstü tavuk yapıyor bize. Soğanlarını doğradı annem. Şu şekil doğradım. Şimdi biraz yağda bunu çevireceğim. Şöyle. Şurada da tavuk göğsü. Bunu da suyunu. Soğanı buraya koyalım. Şöyle. Bu tavuk da pişince bunu pilav üstü yapacağız. Güzel oluyor böyle. Şu şekil. Anne kolu tencerenin kolunu biraz çeker misin? Bu biraz yağda. Yağ koydun mu buna kendine? Evet koydum. Biraz şöyle yağda çevirelim. Daha sonra bir pişmiş olan tavuklarımızı bunun içerisine şey yaparak pilavımızın üstüne tiftikleme yapacağız arkadaş. Hazırlayacağız. Bugün böyle olsun istedik. Yanına bir soğan domates salatası yaparız. Patates sosu yapar mı yanına? Yok. Onu da başka bir zaman yaparız görünüm. Şöyle şu şekil. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Annem de grip oldu arkadaşlar. Bizler de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Hava değişiminden grip olduk hepimiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tavuğumuzu suya da bir pirinç pilavı yapalım. Şöyle şu şekil tavuğumuz. Güzelce yıkadı annem tavukları. Yıkadık, ocağa koyduk. Şimdi yanına salata yapıyoruz. Salatamızı alalım. Şimdi marketten geldiler. Yayla domatesli. Önceden yıkamıştık maydanozlarımızı. Bir daha suya çıkalım dedik. Bunun da yayla domatesimiz yerli. Şunu bir alayım ben. Sayılma yapınca daha iyi oluyor. Burada soğanlarımız oluyor. Şimdi Kamil'e salatamızı yapıyor. Pilavımız daha sonra hazır olur. Ocaktaki soğanı bir karıştırsan. Şimdi karıştırsan. Salatalık koyacak mısın? Yok. Domates de. Soğan sade yapıp daha güzel oluyor. Thank you.
Ben babama bıçak diyecektim, bakalım. Bekay. Hemen gözlerini böyle yaptım. Soğanın altını kapatacak mı anne? Domates de güzelmiş. Tavuk olana kadar kapalı kalsın birazcık. Yerli domates. Sebzeleri güzel oluyor. Havası da güzel. Ne soğuk ne sıcak. Güzel bir havası var. Evet. Yani bir hafta önce çok soğuktu. Serindi geldiğimizde. Değil mi bir tane daha? Evet, bir tane daha olsun. Salata gider yanında. Yoğurt aldınız mı? Yoğurt al dedin mi bize? Ha, demedim de. Zaten baban süt getiriyormuş. Evde birazcık yoğurt var. Bunu maya olarak kullanırız. Burada da soğanımız oldu. Burada da tavuğumuz kaynıyor. Şu şekil. Göz. Soğan, domates, bir tane de sarımsak. Yeşil soğan da koyayım mı anne? Yok. Yağını falan koyalım. Zeytinyağı. Çok koyma. Şöyle dursun. Ha, yenice saat çıkarsın. Tuzunu da atayım. Tuzumuzu da ekledik. Tuzumuzu da ekledik.
Biraz da nane, kuru nane. Şu şekilde salatamız hazır. Daha sonra pilavımız yapılınca şimdi pirinç pilavımızı da yapıyoruz. Şöyle yağımızı koyduk. Çeyreğimizi içine koyarak biraz kızartıyoruz. Şekil. Burada tavuklarımız pişti. Masamızı. Şöyle pirincimizi yıkayalım. Birazdan açtın mı yüzü? Ne? Önce yıkadım değil mi bunu? Evet, önce yıkandım. Şöyle şu şekil. Pirincimiz. Biraz şey vereceğim. Tavuk suyu koymuyor. Tereyağı. Yok, vereceğim. Tamam, şimdi getir ki çok. Şimdi tereyağımızı attık. Çok güzel olur anne. Yağımız şöyle biraz erisin. Yağımızı attık. Çok fazla diyorsan tabak vereyim, biraz çıkar. Fazla mı oldu? Tavuk suyu koyacağız ya, onun için fazla gibi geldi bana. Biraz daha şey olsun, dur. Şu şeker şimdi fazlasını alalım. Şöyle. Pirincimizi ekleyelim. İki kase pirincimiz var. Vuruver anne, tencerenin içine patlat. Yusuf gel buradan elime. Yusuf Aras gel buraya. Yusuf Aras. Geç. Elime şöyle pirincimiz biraz ateşte dönsün, kavrulsun. Biraz kızartırsak pilav daha güzel olur. Kızartmadık mı? Kızartırız. Pirinç az mı anne sanki? Biraz daha pirinç ekledik arkadaşlar. Annem yıkadı. Pirincimiz biraz az gibi geldi anneme. Sade pilav olduğu için az gibi geldi. Şimdi şeyin suyu, tavuğun suyunu ne yaptın? Burada Yusuf yine ablasına öpücük atıyor. Şu şekil. Anne tuzunu unuturuz da. Yok, unutmam, tavuğun suyunu ver. Kase. Dur. Kase. Bu da haşlamış olduğumuz tavuğun suyu. Şu şekil. Yusuf Aras düşersin, gel. İki. Şöyle. Üç. İki buçuk kase mi pirinç var anne? He. Birazcık şuradan su alalım. Yetişir diye sıcak su koymadık. Şu şekil. Dört. Yusuf Aras ne yapıyorsun? Biraz daha tuz ekleyelim. Yusuf bidonlarımızı atma aşağıya. Yusuf patlar ama bak onlar. Tamam, önceden hiç tuz atmadım. Sonra suyunu koyduysan tuzlu olur. Yok hiç. Şimdi pilavımız kaynasın, suyu kaynasın. Altını kısalım. Şurada pişmiş olan tavuklarımızı şöyle küçük küçük parçalayalım. Sıcaktı anne. Soğumuştur. Şu şekil. Şunlar. Ortadan şey yapalım. Sıcaktır, istiyorsan biraz bekle. Biraz sıcakmış. Birini yaparken biri soğur. Şu şekil tavuklarımızı şöyle küçük küçük parçalayalım. Kapıyı kapat. Şöyle. Ben içeri parçaladığını şuraya atsana. En azından işim kolay olur. Şöyle didelim. Köy tavuğu olsa onu güzel tüm doldurup
pilavın üstüne yapıyoruz. Köy tavuğu olmayınca böyle istediğimiz şekil, but al, göğüs al, ne alırsan bu şekil, soğanı kavurarak, içine katarak böyle değerlendiriyoruz. Şimdi ben şeyin altını açayım, soğanı. Soğanın altını şey yap. Pilavı alalım. Bunu da alalım. Soğana biraz koyalım. Sular da soğuk. Salçayla biraz yağda kavrulsun. Şu şekil, bir çay kaşığı karabiber ekleyelim. Bir çay kaşığı kimyon. Biraz da tuz. Şu şekil. Biraz böyle 10 dakika şey olsun. Ondan sonra tavuklarını ekliyoruz. Burada da pilavımız şu şekil yavaş yavaş pişiyor. Verir mi tavuklar anne? Biraz daha yavaş olur mu? Şey, soğan. Buna da bir karamsar koysaydı. Döküyorum anne. Ha şimdi tavuklarımızı soğanımıza ekledik. Şimdi ekledik soğanlarımıza. Şöyle. Hem kolay hem güzel bir yemek oluyor. İsteyen yanına sulu bir şey de yapabilir. İsteyen böyle de yiyebilir. Yakalandın. Şimdi pilavımıza bakalım. Pilavımız da yavaş yavaş. Şimdi pilavımız, tavuğumuz oldu. Servis yapıyoruz. Kolu aldınız mı? Kolam oldu mu? Nasıl aldım? Nasıl şalgam içsin?
Tamam, çok koyma pilav. Şimdi Kamile pişmiş olan pilavla tavuğu servis yapıyor. Herkesin yemeğini koy. Oğlanlar da fizeye gitti geldi, yoruldular. Hem yorulmuşlar hem acıkmışlar. Onlar da yemek bekliyorlar. Bora gidip geliyorlar. Evet. Sağ olsun Eser götürüp geliyor, Allah razı olsun. Yetişir, çok koyma. Babamınkini koymayacağız. Yok, babanınki gelince konuşsun. O da Ceyhan'a gitti, geliyormuş. Köye uğramış, Ceyhan'a uğramış. O da Yusuf'un, Yusuf sade yiyor. Tava soğan koydurmuyor. Şu şekil yiyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah ne murazınız varsa onu versin. Amin. Hadi. Hoşça kalın. Ayranımızı yapalım. Şalgamımızı koyalım. Bugünlük de bu kadar. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Mehmet Raşit TV'ye abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Eş, dost, akraba, izleyen herkes. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.